İyi akşamlar. Uzun bir aradan sonra Nazan'la Kadının Güncesinden herkese merhabalar. Uzun ve acılı bir ara oldu bizler için programa verilen bu süre. Ve Adıyaman'a döndüğümüz ilk andan itibaren tekrar sizlerle olmak için elimizden geleni yaptık. Bu akşam sevgili psikolog Çetin Hocam'la bir aradayız ve sizlerle bu akşam beraber yaralarımızdan bahsetmek, onları sarmak istedik. O yüzden sağ olsun kendisi de beni kırmayıp geldi. Hem sohbet edelim, hem sizlerle konuşalım, dertleşelim istedik. Çetin Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Nazan Hocam. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Sizleri gördük. Çok daha iyi olduk. Artık hayatta gördüğümüz her dost için, her tanıdık için mutlu oluyoruz, şükrediyoruz. Öyle diyelim gerçekten. Çünkü bu deprem sürecinde kimseyi arayamıyorduk, soramıyorduk. Değil mi? Acaba arasam cevap vermeyecek mi? Acaba arasam ulaşamayacağım mı? Gerçekten bir acı bir süreç geçirdik. İnşallah bundan sonra bir acılar yaşamayız. Evet. Ama hep beraber böyle bütün dostlar, arkadaşlar Adıyaman'ı tekrar bizler ayağa kaldıracağız. İnşallah, inşallah. Bir arkadaşla konuşmuştum bir süreç içerisinde il dışındayken. Nazan Hocam dedi, arayamadım seni. Çünkü o kadar çok arkadaşımı arayıp boşa düştüm ki çok korktum, endişelendim açıkçası dedim. Aradığına çok mutlu oldum dedi. Ben de o kötü bir his, yani onu ancak yaşayan bilir herhalde. Bakalım atlatmayı diliyoruz en kısa sürede. Aynı durum bende de oldu hocam. Şimdi bir arkadaşımız beni aramış. Tabii ben cevap veremedim. Bir 5 dakika sonra döndüm. Açar açmaz bağırmaya başladı. Sen niye cevap vermiyorsun? Cevap vermeyince bir şey mi oldu? Başına bir şey mi geldi? Korktum diye. Evet. Yani bu süreci herkes yaşadı. İnşallah dediğim hocam. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. Evet. Çetin Hocam şimdi biraz saçma olacak. Şimdi bu süreçte Adıyaman'da işte senin yakınından ölen oldu mu gibi. Çünkü biz şunu hissettik. Ben burada da gittiğim yerde her yerde herkes bizim yakınımız artık. Ölen herkes bizim akrabamız, ailemiz, dostumuzdu. Biz Adıyaman'ın aslında ne kadar büyük veya işte samimi bir aile olduğunu hissetmiş olduk. Kaybettiğimiz herkes aslında bizim canımızdan canmış. Hepsi bizim için bir yara, hepsi bizim taziyemiz, hepsi bizim kaybımız. Bu nedenle kaybettiğimiz canlara rahmet diliyoruz. Hayatta kalanlara da hepimize başsağlığı diliyoruz. Yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Tez vakitte inşallah hep beraber toparlanıp tekrar ayağa kalkmayı diliyoruz. Çetin Hocam, şimdi konuya geçmek istiyorum. Siz bir psikolog olarak bölgeyi terk etmediniz. Yani belki ailenizi götürdünüz, getirdiniz, ettiniz ama bölgede kalmayı tercih ettiniz. Bunun için öncelikle size teşekkür ediyorum. Halkımıza yardımcı olmak adına özveride bulundunuz gerçekten zor koşullarda. Ve şu an biz burada çadırda yayın yapıyoruz ve siz de aynı koşullarda yardımcı olmaya çalışıyorsunuz psikolojik destek anlamında. Sormak istediğim şu, deprem sırasında karşılaştığınız, yani biz bireyler olarak, hepimiz bireysel sorunlara karşılaştık ama siz bir psikolog olarak farklı sorunları gözlemlediniz. Deprem sırasında gözlemlediğiniz sorunlar nelerdi? Hocam öncelikle ben şunu söyleyeyim, sizin söylediğiniz gibi ben de deprem biz de yaşadık. 15-16 gün burada aracın içinde yattık çünkü yerimiz kalmadı, evimiz kalmadı. Mecburen çok, yani aç kalacak yok, arabada kalamıyoruz. Mecburen benim oğlum Ankara'da okuyordu. Ankara'ya çocuğun evine, aileye götürdük. Çocuklarımız orada kalıyor. Ben de bir hafta 10 gün, 15 gün orada kaldım. Oradan buraya geldim ama Ankara'da kalırken bile boş durmadım. Esenboğa öğrenci yurdu vardı, orada depremlerle çalıştık. Ondan sonra sağ olsun da bir psikiyatri arkadaşımız vardı. Daha depremden önce bize danışan göndermişti. Ankara ikimizi duyunca hocam bizimle çalışır mısın? Evet dedik. Orada depremzedeleri aldık. Orada klinikte depremzedeleriyle görüştük. Ve şu anda da bugün itibariyle 307 kişiyle de telefonla ondan görüşme yaptık, çalışıyoruz. Depremin ilk ikinci günü beni hocam Kahta'dan aradılar. Evet. Kahta'da bir ev yıkılmış. 8 yaşında bir çocuğun annesini babasını kaybetmiş. Hocam biz bunu anneyi babayı kaybettik, nasıl söyleyebiliriz diye. Biz de ne yapmaları gerektiğini anlattım. Şimdi hocam bu bir süreç. Yani psikodestek bir süreç. Şimdi kimisi annesini kaybetti, kimisi babasını kaybetti, kimisi çocuğunu kaybetti. Bunlar ani kayıplar. Evet. Şimdi bu ani kayıplar çok sıkıntılı bir süreç. Yani şimdi birinin hasta olduğunu bilirsiniz, kendinizi ona göre hazırlarsınız. Evet, değil mi? Bu ani kayıplar çok sıkıntılı. Ama bir soru destek olayına gelince hocam, öncelikle fiziksel ihtiyaçların sağlanması lazım. İşte nedir? Yeme ihtiyacı. Mesela depremden sonra yeme ihtiyaçları karşılanmaya başladı. Sonra güvenlik ihtiyacı. Nedir? İşte barınma sorunu, işte kalabilme sorunu, yer sorunu. O da yavaş yavaş düzelmeye başladı.
Bundan sonra psikolojik destek şart. Evet. Hocam bir de kısa süreli değil. Evet. Uzun süreli şart. Çünkü insanlar şoku yeni yeni atlatıyor. Yeni yeni bir şeyin farkına varıyor. Yeni yeni acılar hissetmeye başlıyor. Evet. Biz diyoruz ki bu acıları hissedin. Acıları yaşayın. Doya doya yaşayın. Ağlayabildiğiniz kadar ağlayın. Üzülebildiğiniz kadar üzülün. İçinize atmayın. Atın ileride bir yerde patlarsınız. Biz bunun bir süreci de şöyle diyoruz. 6 aya kadar bunlar olabilir. Bunlar normaldir. Zaten acı hissetmesen hocam bir anormalik vardır. Evet. Bir sorun vardır, sıkıntı vardır. Bunlar normal. 6 aya kadar geçmezse bir psikolojik destek alın diyoruz. Evet. Muhakkak alın diyoruz. Ama biz de sahadayız, şu anda çalışıyoruz. Her gün 3, 5, 10, bazen 11 görüşme yaptığım oluyor. Çok güzel de sonuçlar alıyoruz ama hocam şunu söylemek istiyorum. Hatta bir örnekle anlatmak istiyorum. Hataylı bir depremzedeyle çalıştık, karı koca ile çalıştık. Hocam hala avizeye bakıyorlar. Hatta nöbet tutuyorlarmış. Evet. Bir gece kocası, bir gece kendisi nöbet tutarak avizeye bakıyor. Acaba deprem oldu mu, olacak mı, sallandı mı, avizeye bakıyor. Bir defa aile bunu yapmasın hocam. Evet. Çünkü çocuk bundan otomatikmen etkileniyor. Bu süreç uzun bir süreç. Psikolojik destek almaları şart mı? Şart. Niye şart? Çünkü tek başına hocam bir şey düzeltemezler. Evet. Bunu bir örnekle anlatalım istersen. Olur. Hocam şimdi siz yüzü koydu, uzandığınız sırtında bir kaya parçası var. Siz bu kaya parçasını tek başınıza kaldırabilir misiniz? Hayır. Zor kaldırırsınız. Siz bunu bir destekle, yani bu işi bilen bir uzmanla kaldırmanız lazım. Hani ne yapıyorsunuz? Bir arkadaşınızla anlatıyorsunuz, geçici rahatlıyorsunuz ama o size o kaya kaldırırken size aslında zarar veriyor. Biz zarar kaldıracağını biliyoruz. Tabii, evet. Biz zarar vermeden kaldırıyoruz hocam. Evet. Haklısınız aslında bazen birbirimizin yaralarını sardığımızı düşünürken kurduğumuz cümleler onaralım derken daha farklı yaralara neden olabiliyor. Özellikle de burada depresyona da işte rahatsızlık boyutu, psikolojik rahatsızlık boyutu çok ilerleyenler için böyle bir şey çok önemli ve çocuklar için çok çok önemli. Evet. Çünkü çocuklarımızı nasıl telkin etmemiz gerektiğini bilemiyoruz. Yani duygusal olarak mesela ben bir anne olarak çocuğumu telkin ediyorum ama hissettiğim o an ben kendim de zaten travma yaşamışım. Kendim de zaten olayın içerisinde. Yani onu bir örnekle şöyle verin hocam. Evet. Sallandığınız zaman hemen siz panik yapıyorsunuz. Evet. Çocuğunca siz panik yapıyorsunuz. Şimdi ben onun için şunu söylüyorum hocam. Çocukla çalışalım. Çok güzel. Çocukla çalışıyoruz zaten de. Aslında anneyle babayla çalışmamız lazım. Değil biz mi? Anneyi babayı düzeltirsek çocuk da düzelir. Kesinlikle. Yani aslında ağaç bir aile bir ağaç gibi düşünürsek evet. Kökü önce tedavi edeceğiz tabii, ki tabii. Rahatsızlığı ki o dallardaki çiçekler ya da meyveler de tedavi olabilsin. Biz şöyle bir şey yaşamıştık bir anekdotum. Depremde burada o süreci yaşadık. Şoke olduk tabii ki. Yani ne yapacağımızı bilemediğimiz için o derin bir süreç ve herkes eminim farklı farklı yaşamıştır ve anlatılarak bitecek süreçler değil. Fakat işte gittiğimizde Mersin'e gittik ve orada yine devam ediyordu. Türkiye geneli her yerde hala da devam ediyor. Orada da birkaç şiddetli büyük deprem hissettik. Oğlum 8 yaşında ve onu şöyle açıklamıştım. Dedim ki bak şimdi deprem olabilir, artçılar olabilir. Artçı olunca ne yapıyoruz? Herkes önce işte çök kapan yapıyoruz, kendimizi güven altına alıyoruz ve deprem durduğu an sağına soluna bakmadan montunu alıyorsun, ayakkabını alıyorsun, fırlıyorsun aşağı. Evet. Birini kimseyi beklemeden. Çünkü birbirimizi ararken bu defa birbirimize engel oluyoruz. Ve onu tecrübe ettim, bir baktım anlattım ve gerçekten artçı yaşanınca bir baktım miran ortada yok. Yaşandı ve deprem durduğunda koşmuş bir baktım montunu almış koşuyor aşağı. Soğukkanlı bir şekilde. Tabii o çocukların o yaştaki çocuğun bile soğukkanlı görmek de insana biraz hüzün veriyor. Yani boyundan büyük problemlerle karşılaşmak ama dediğiniz gibi ne yapacağını bilmek için uzmanlarla çalışmak her zaman için çok önemli. Mesela şimdi dedin ya hocam yani sana travma yaşadı. Çok doğru söylüyorsunuz. Mesela il dışına gittim diyorsunuz. Şimdi hocam önce travma yaşayan kişi yani travmayı diyelim deprem yaşayan kişi travma zite oluyordu. Travma geçiriyordu. Ama şimdi o değişti hocam. Televizyon izlemek bile, depreme gidip televizyon izlemek bile sizi travmaya sokabilir. Evet, evet. Veya bir arkadaşın, diyelim siz deprem geçirmediniz, bir arkadaş deprem geçti size olay anlatıyor işte şöyle oldu, böyle oldu. Bu bile size anlatması, duymanız bile sizi travmaya sokabilir. Kesinlikle. Onun için çocuklardan öncelikle televizyondan uzak tutmalarını istiyoruz. Evet. Yani o süreci ben de şahit olduğum çok tutmaya çalıştık da işte böyle ebeveynler sürekli bir haberleri izleme kaygısı ya da işte sosyal medyadan takip etme olayına giriyorlar.
Onda çocukları sanki orada başarılı olamadık gibi. Biz çocuklarımızdan hiç olamadık hocam. Çocuklarımızı koruyamadık. Yani evet merak ediyorduk, ilgileniyorduk ama hani onların uyku saatini beklemek, onlar uyanırken onları telkin etmek, onlarla vakit geçirmek gibi bir olayı gerçekleştiremedik gibi. Hani böyle bir öz eleştiri yapalım. Mesela şimdi bir şey aklıma geldi hocam. Bunu paylaşalım sizinle. Şunu da duyuyoruz. Mesela çalışım kişileri demiyor. İl dışında çalışım kişileri demiyor. Anne hadi Adıyaman'a gidelim. Evet. İşte niye Adıyaman'a gitmiyoruz? Neden arkadaşlarımı görmüyoruz? Şimdi aileler burada yalan söylememesi lazım. Gerçek evet. Ve net olması lazım. Oğlum, kızım evimiz yıkıldı. Şu anda kalacak yerimiz yok. Sen okul okuduğun için okulda kalman lazım. Okul bittikten sonra evimiz ayarlanırsa işte ev bulabilirsek gidelim. Net olması lazım. Yani evet. Çocuğa yalan söylememek lazım. Evet. Çünkü ben bir Elbistanlı çocukla çalışıyorum. O ikinci deprem Elbistan çok müthiş büyük yaşadı. Mesela bana şey diyordu. Ben neye ders çalışıyorum biliyor musun hocam? Niye? Biz nasıl döneceğiz? Ben onu anlattım. Dönmeyeceğini anlattım. Okul bir kere kadar dönmeyeceğini anlattım. 8 sınıf öğrencisi belki LGS'ye girip Ankara'da bir okul kazanıp okulda da orada okuyabilirsin diye kendini hazırla dedim. Bunu anne veya baba, daha doğrusu çocuk kimle diyaloğu ise bunu net bir şekilde anlatması lazım hocam. Evet, gerçekleri saklamayacağız. Daha böyle tölere edilir kelimelerle gerçekleri anlatmak gerekiyor. Bir de çocuğun yaş oranına göre mesela 5 yaşında çocuğa farklı anlatılır, 10 yaşında çocuğa farklı anlatılır. Zaten 10-11 yaşında soyut düşünce gelişiyor, o kişiye farklı anlatılır. Evet. Bir de çocukla göz hizasında anlatırsa daha iyi olur. Evet. Ve depremin bir doğal olay olduğu anlatılması lazım. Evet. Yani bunu söylenmesi lazım. Şimdi bunu bazen söyleyemiyorlar, bayağı bir sıkıntı yaşıyorlar. Saklarken aslında iyi yaptığımızı düşünüyoruz ama öyle evet. Değil. Çetin Hocam çok üzücü bir şey çocuklarda şuna şahit oldum. Depremi yaşamış yakınındaki çocuklarda. Sürekli üst üste bir şeyler diziyorlar. Oyunlar, kuleler bir şeyler yapıyorlar ve deprem oluyor diyorlar. Sonra bak yıkıyorlar. Bu 6 şiddetinde, bakın evet. Bu 7 şiddetinde diyor. Böyle birbirine burada oyun haline. O kadar üzüldüm ki bu çocukların oyunları bile depremle ilgili oldu bu defa. Çünkü biz 7-24 işte şu şiddetinde olan her artıyı yorumlayarak, gördüğümüz her haberde bak yok işte şu değil de bu şiddetteydi gibi. Sanki onları artırdık yani o korku ve kaygılarını. Peki deprem üzerinden 3 ay geçti. Deprem sırasında biz o sorunları yaşadık ve şunu fark ettim. Depremin ilk bir ayında yaşadığımız sorunlarla ikinci yaşadığımız aydaki sorunlar ve üçüncü ayda yaşadığımız sorunlar sanki birbirinden farklı sorunlardı. Evet hocam, farklı. Şimdi o dönem için sorunları konuştuk. Barınmaydı, güvenlikti değil mi? Isınma, beslenme. Şu an için gördüğünüz en büyük problemler neler, sorunlar? Hocam şimdi psikolojik destek şart. Yani ve işi bilen gerçekten uzmanın yani alanda olması şart. Çünkü insanlar şoktan yeni çıkıyor hocam. Çok kişi yeni bir şeylerin... Neye uğradığını yeni yeni fark ediyor. Tabii yeni bir şeylerin farkına varıyor. Çok, kayıplarının. Evet çok insan şey yaptığı zaman yani hocam daha yeni yeni bir acılar hissetmeye başladı. Çünkü şok yaşadık. Psikolojik destek muhakkak verilmesi şart. Yani bir psikiyatri olabilir, bir psikolog olabilir ama bu şart. Şimdi bunda da bende bir şey yok deyip gitmemek, yani öyle bir şeyde bulunmasınlar, gitsinler. Evet. Çünkü hocam bu sorunu halletmediği zaman çok farklı müthiş olaylar. Evet, aile çatışmaları başlıyor. Evlilikler gittikçe çatırdamaya başlıyor. Anne baba çocuk kavgası başlıyor. Yani bundan dolayı bence bir an önce bir destek lazım. Şu andaki süreç hocam destek. Ha, öncelik tabii nedir? Evlerine geçmesi, paraferik ev yapılıp oraya geçmesi, ondan sonra kalıcı konutlara geçmesi. Tamam, o ayrı bir süreç. Ama psikolojik göre şu anda olması gereken bu. Yani herkes mi destek almalı? Herkes, yani şimdi... Ya da işte dediğiniz gibi bir mesela bana da o süreçte işte gittiğim yerde işte çocuklarına destek aldır. Ya online ya birebir işte yardımcı olan bu konuda yerler var. Ama birçok kişi dedi ki bir süreci bekle, içindeki o elini akıt, yasını tut, bir acını gör, sende yarattığı etkiyi gör. Şimdi ilk bende yarattığı etki 2-3 ay boyunca ağlama duygusuydu, sizinle de konuşmuştum. Ondan sonra yerini düşünmeye bıraktı, sonra unutkanlığa, dalgınlığa bıraktı. Yani konuşurken konuşacağım şey ya da yapacağım şeyi unutmaya bıraktı. Bende yarattığı etki 3 aylık süreç içerisinde böyle böyle seyretti. Ama herkes de nasıl seyretti bilemiyoruz. Belki kimisinde panik hata neden oldu. Ama 6 ay gibi belki bir sürede mi beklemek gerekiyor etkileri hocam, görmek için? Hocam bu süreç biz 6 aydır. 6 ay kadar bekleyin. 6 aydan sonra işlevselinizi etkileyecek durumda. İşlevselik derken siz çalışıyorsunuz, işe gidip geliyorsunuz. İşe gidip gelmenize sorun yaratıyorsa ve yaptığınız bir işte sizi o işi yapmada engelliyorsa
işletseniz bozuluyorsa, yani uykunuz bozuluyorsa, yemek yemeniz bozuluyorsa muhakkak bir destek alın. 6 ay sonra muhakkak desteğin. Ha bu süreçte şimdi desteği alsa faydası var mı? Çabuk toparlanırsınız. Evet. Şimdi şunu da duymuştum sanki şöyle özellikle çocuklarla ilgili, yetişkinlerle ilgili değil de. Şimdi çocuğa vereceğiniz psikolojik destek, siz şimdi çocuklar o an şok yaşadılar. Şoke oldular öyle diyelim ve oradan bazısı ne olduğunu anlayamadı. Şehirden de hemen çıkınca çocukta nasıl bir etki yarattığınızı bilmediğimiz için direkt çalışmak bu defa çocukta aslında olmayacak bir travmaya da neden olur. Hani bak sen bunu yaşadın. Belki çocuk o kadarını bilmiyordur. O kadarının farkında değildir yaş grubu ile ilgili. Onda da acaba yaş grubunu mu ayırarak hareket etmek lazım? Yine beklemek, hocam o çocuğun gözlemine göre. Mesela benim çalışan çocuklardan söyleyeyim. Anne arıyor diyor ki çocuğum gece sıçrıyor. Evet. Gece uyanıyor. Veya gece bağırıyor. Geçen işte antibi çalıştığım için. Altına kaçırma olayı. Altına kaçırma olayı. Bunlar aslında normal olaylar hocam. Aslında bunlar normal. Verilmesi mesela gereken tepki. En son Antep'te bir deprem oldu bundan önce. Oradan bir çalıştığım bir çocuk vardı. Anneme bana yazdı. Hocam deprem şu anda biz dışarıdayız diye. Şimdi böyle bir süreç varsa o çocukla çalışılması lazım. Evet. Yani çocuk şimdi gece uyanıyorsa, sürekli deprem, sürekli korku, sürekli ağlama varsa muhakkak acil bir destek alması lazım. Evet. Ha. Mesela bu aslında bu şöyle de hocam. Şimdi bir iş yeri düşünün. İş yerinde 100 kişi çalışıyor. Evet. 100 kişi işten çıkarıyorlar. 90 tanesinin bir şey olmuyor. 10 tanesi depresyona giriyor. Bu biraz da bir arada kişilikle alakalı hocam. Evet. Biraz atlatmayla alakalı. Evet. Bireysel farklılık tabii var. Bireysel farklılık var. Yani hepsine farklı. Önceden getirdiği travmalar hazır bulunuşluğu da önemli. Evet. Ben bir bayan aradı 48 saattir uyumamış hocam. Evet. Deprem olacak diye. Böyle insan, varsa böyle bir sorun arayın görüşelim. Evet, ben şöyle bir şey hissettim kendime mesela Çetin Hocam. Bilinçaltıma nasıl kodlanmışsa artık bilinçaltıma ben her gün depremin olduğu saatte 4'ten sonra uyanıyorum. Uykum kaçıyor. Bir şey olduğundan değil pat diye uykum kaçıyor. Ve uyumaya çalışıyorum. Uyuyamıyorum saat 8'den sonra filan biraz. 7'den sonra hani 6-7 o süreçten 8'e kadar uyuyorum tekrar. Ve bilinçaltım ben hani ya iyiyim falan dediğim anda bile bilinçaltım beni uyarıyor. Hayır böyle bir şey var. O zaman şey sorayım size hocam. Mesela her gün deprem bu saatte oldu düşünüyor musunuz? Yok aslında öyle bir şey de yok. Düşünmüyorsunuz ama değil belki mi? Evet çok konuşuldu mu, çok mu yorumluyoruz? Çünkü 4-17, 4-17 evet, konuşuldu. Her yerde karşılaştık sosyal medyadan. Bir de mesela şu anda bugünlerde yağmur var. Söyleyeyim evet. Size arayanlar. Yağmur yağınca deprem olacak diyorlar. Çünkü, şimşek çakınca. Çünkü depremi biz yağmurda yağınca, yaşadık. Yağmur yağınca, gece yarısı. Hep dün çalıştığım bir bayan aradı hocam. Elektrik kesildi korktu. Çünkü depremde elektrik gitti. Evet. Şimdi bu travma süreçte hala devam ediyor hatırlatıyor. İnsanlar. Tabii hatırlatıyor. Ama her elektrik kesintisi demek deprem değil demek. Her yağmurda deprem olacak diye bir şey yok. Yani bunun için hocam yani destek alması şart diyorum ben. Yani herkesin destek almasını istiyorum aslında. Evet. Çocuk büyük fark etmez. Ama öncelikle aileden başlayıp anne babadan başlayıp anne baba düzelirse çocuklar düzelir. Çünkü çocuk her şeyi annede babada görüyor. Evet. Onlar bizden daha çabuk toparlanıyor. Evet. Peki Çetin Hocam bölgedeydiniz ve bölgede evet. Psikolojik destek verdim diyorsunuz. Bölgede ne kadar psikolojik destek veriliyor ve verilen yoğunluk, psikolojik destek yoğunluğu sizce yeterli mi? Ve yeterli şimdi, değilse neler yapılabilir? Evet. Şimdi yeterli gibi görünüyor ama daha da çok verilmesi lazım. Mesela bildiğim kadarıyla psikososyal psikoterapi merkezi açıldı Altışehir'de. Hatta geçen ben oraya da uğradım. Orada bir merkez açıldı. Oraya başvurup orada psikoterapi desteği alabiliyorlar. Çadırlarda da bazı çadırlarda veya konteyner kentlerde bazı yere sağlık şeyleri var ama psikolojik danışmanlık şeklinde psikolog var. O çocuklar oyun veriyor. Böyle bir sosyal psikososyal destek veriliyor. Ama birebir görüşmeden çok yapıldığını tahmin etmiyorum. Evet. Birebir nüfusa yetmez. Evet, birebir yani, görüşme evet. Çok yapılı tahmin etmiyorum. Diyorum ya ben bile bazen normalde bir 4-5 görüşme geçmedim. Ben 11 tane görüşme yaptığımı hatırlıyorum mesela. Evet. Bugün 4-5 görüşme istediler. Veremiyorum artık çünkü onları bir hafta sonrasında ertelemek zorunda kalıyorum yoğunluktan dolayı. Yani birebir desteğin aslında başlaması lazım artık bundan sonra. Ben geçen bir konteyner kente gittim. Bir saat içinde 10 kişi benimle görüşmek istedi. Evet. Bu adada talep var. Evet. Bence bunları biraz daha yaygınlaştıralım. Psikoterapi merkezi açılmış çok güzel. Bunu biraz daha yaygınlaştırabilirsek, biraz da işi bilenler alanı alırsak, çünkü evet. Burada da bir sıkıntı yaşayabiliyoruz. Ben Ankara'da bunu gördüm. Şehir hastanesine gittim. Adıyamanları ziyaret ederken, hocam arkadaşlar geliyor, bize bir iki kelime ezberlemişler psikologlar. Onu söyleyip gidiyorlar. Çok bir şey görmek için. O işi bilen insanların alanda olması çok daha iyi diye evet. Düşünüyorum hocam. Evet.
Bu da geniş çaplı bir çalışma gerektiriyor evet. galiba. Hani o anlık örneğin deprem sırasında halktan insanlar nerede ne bulursa deprem bölgelerine getirmeye veya göndermeye çalıştı. Evet. Bu da onun gibi herhalde. Hani oradan buradan toplayarak olmayacak. Planlı, programlı ve düzenli bir çalışma. Planlı, programlı çalışma yapılması lazım. Türkiye Psikologlar Derneği üyesiyim ben. Türk Psikologlar Derneği üyesiyim. Oradan istenebilir ki yani zaten şu anda bütün şeyde valilik bütün organları yapmış zaten var. Yani şunu demek istiyorum. İnsanlar gidin. Evet. Gidin. Şimdi bakın. Bu bir ekmek su gibi ihtiyaç aslında artık. Evet. Yani psikolojik destek ekmek su gibi ihtiyaç artık. Şimdi psikolojik men iyi olmazsanız bakın olacak şeyleri söyleyeyim. Aile içi çatışmalar başlayacak. Evet. Öfke kontrolleri olmayacak. Anne, baba en yakının kimden? Çocuğundan veya eşinden alacak öfkesini. Evet. Yani bunlara daha olmadan bence bir önce destek almalı şart diyorum hocam. Evet. O soruya, bu konuya bir daha detaylı değinmek istiyorum. Ama evet. ondan önce şunu soracağım. Şimdi bazı yaralar, işte şimdi hep şöyle derdim, ben babamı kaybetmiştim. Başınız i̇şte, sağ olsun. Çok sağ olun. Tabii daha öncesinde 8 yıl oldu. 8-9 yıl. Şimdi konuştum, ondan benden sonra ebeveynini kaybeden her arkadaşıma içimden gelen cümle şu oldu. Bu acı geçmiyor. Sadece bu acıyla yaşamayı öğreneceksin. Çünkü ben öyle oldum. Babamın kaybını hiçbir zaman unutmadım. Hiçbir zaman o acı geçmedi. Onun eksikliği hiçbir zaman dolmadı. Oraya birini koyamadım, oturtamadım yani. O babasızlık hissini hep diyorum yaşayan bilir. Küçük bir çocuk gibi hissediyorsun. Kaç yaşında olursan ol. Ama onunla yaşamayı öğreniyorsun. Hani babam yok ama o acı var bir kalbinin köşesinde duruyor ama. Onunla yaşamayı öğreniyorsun. Biz de bu travmalar geçecek mi kalıcı olarak yoksa bunlarla yaşamayı mı öğreneceğiz? Bu konuda da yorumunuzu almak hocam, istiyorum. Hocam hiç kimse acısını unutamaz. Unutur diyemeyiz. Çünkü anneye kaybetti baba. Ya anneyi unutmak mümkün değil. Baba unutmak mümkün değil. Acısını hafifletiriz biz. Yani hayatını biraz önce söyledim. İşlerini etkilemeyecek şekilde olaya getiririz. Yani hayat kalitesini etkilemeyecek şekilde o hale getirir. O hale getirir ve o hale gelmek zorunda. Çünkü o hale gelmek zorunda. Yemek zorundasınız. Çalışmak zorundasınız. Buna hepsi birer ihtiyaç çünkü. Evet. Tamam acı yaşanacak, acı yaşanıyor. Yani bitme diye bir şey yok. Ha anneyi kaybını, baba kaybını unutur mu insan? Unutmaz. Ömür boyu aklında kalır. Çocuk kaybını ömür boyu aklında kalır. Ama hayat da bir taraftan devam ediyor. Bunun için yapılacak tek şey söylediğim gibi hayat kalitesini düştüğünü hissettiği zaman direkt bir destek alsınlar hocam. Evet. Yani yaşadığınız travma sizin uykunuzu engelliyorsa uyumanızı, işe gitmenizi, yemek yemeye beslenmenizi, iletişim kurmanızı. Hocam zaten depresyon 9 sene belirtisinden bir tanesi ya çok yemek yersin ya az yemek yersiniz. Uykuda problem çıkar. Bundan önce yaptığınız bir işten zevk almamaya başlıyor. Zaten bunlardan 3 tanesi 15 gün boyunca mesela bunu da söyleyelim istersen hocam. Evet yani ne olursa depresyon. Evet yani bir 10 tane psikiyatrik var ama biz bildiğimizi yine söyleyelim. Evet. Hocam 9 tane şey var. Tanı kriteri var depresyonda. Bir tanesi ya çok yemek yer evet. ya az yemek yer. İkincisi bundan önce yaptığı işte mesela diyelim şu telefonla uğraşıyorsa seviyorsa şimdi sevmiyorsa artı acite durumu, sinir öfke durumu. Zaten bunlardan 3 tanesi olduğu zaman 3 tanesi olduğu zaman ve 15 gün boyunca ama devam mesela ediyorsun. Bugün iyiyim. Sürerlik önemli yani. Tabii bugün iyiyim yarın kötüyüm değil. 15 gün boyunca bir insan kendisini kötü hissediyorsa bu bir depresyon sürecine girmiştir. Bence bunun bir an önce destek alınması gerekiyor. Evet, evet. Çetin Hocam dün geldiğimden beri hep sizlerle daha önce de ara ara konuşurduk. Böyle dostane sohbetlerimiz olurdu arkadaşlarla evet. sizlerle. Toplum şu yöne gitmişti sanki. Hayatımızda bizi inciten, yaralayan, fazla gelen insanları ve şeyleri hayatımızdan çıkarma. Hayatta biraz daha kendimize yönelme olayı. Fakat depremden sonra şunu hissettim. Hayatta kalan her dosta sarılma. Yani bireyselleşmiştik toplum olarak. Özellikle pandemiden sonra bireyselleşmeyi çok yoğun hissettik. Hepimiz iş dünyalarımıza, kendi bireysel ihtiyaç ve isteklerimize yöneldik. Ve bizi o anlamda yoracak her şeyi ve herkesten uzaklaştık. Ve hayatımızdan çok kişiyi belki çıkardık bilinçli veya bilinçsiz şekilde. Fakat sonrasında şunu fark ettim depremden sonra. Ben şahsen geldiğimde Adıyaman'a ayak bastığımda kim hayattaysa görmek istedim. Ona sarılmak, ona iyi ki varsın, iyi ki seni tanıyorum, seni çok seviyorum diyesim geldi.
tekrar sosyalleşmeyi, birbirimize değer katmayı, değer almayı, birbirimize sahiplenmeyi öğrendik sanki. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Hocam sanki değil, aynı öyle. Artık sohbet etmeyi özledik. Evet. Yani arkadaşımız olsun da bir sohbet edelim. Değil mi? Çünkü önce söyledik, çok doğru söyledik. Bireyselleşmiştik. Evet. Herkes kendi kabuğuna çekilmişti. Evet. Aslında bir deprem bize o kabuktan çıkmamızı da sağladı değil aslında. Mi? Yani şimdi artık insanlara iletişime geçmek lazım, diyaloğa geçmek lazım, sohbet etmek lazım. Bakın depremde bile insan hep birbirlerine koştular. Evet. Orada bile yardımı gördüler. Gerçekten Allah razı olsun. Yani Adıyaman'a yardımı, herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Yani tespitin çok doğru hocam. Bireyselleşmiştik, tek başımızdaydık, toplumdan uzaklaşmıştık. Ama o toplumun ne kadar kıymetli olduğunu deprem bize aslında öğretti. Öğretti değil mi? Evet. Bir de Çetin hocam, işte biz bu sosyalleşmeyi gerçekleştirirken arkadaşlar, eş dostla bir araya geldik. Bir şöyle bir cümle geçti aramızda. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır. Evet. İşte fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, evet, ait olma, sevgi, değer, evet, ihtiyaçları ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçları. Şimdi biz depremden sonra fizyolojik ihtiyaçların kaygısına düştük. Çünkü fizyolojik ihtiyaçlarımızı karşılayamadık. Evet, iki gün yemek, evet, bulamadık, su bulamadık. Hiç karşılayamadık. Evet. Ondan sonra güvenlik ihtiyacı. Barınma, yani evet, güvenlik bir yere, evet, barınma. Yani bir çatının altında olma, evet, hani bir yuvanın altında olma, evet, hissi. Ben işte Mersin'e gittiğimizde hep şunu hissettim. Arayan herkese dedim ki güvenlik hissi dünyadaki en önemli hismiş. Ben kendimi güvende hissetmiyorum dedim. Ben güvende değilim. Yani bulunduğum evde kendimi güvende hissetmiyorum, apartman olduğu için ve apartmanın bahçesinde çadır kurup Mersin'de, burada deprem yaşadığım için gidip orada çadır kurup, evet, çadırda yattım 11 gün boyunca. Ve çadırda uyurken üşüdüm, montla yatıyorum, yerde yatıyorum taş gibi. Ama diyorum ki kendimi güvende hissediyorum. Çünkü diyorum deprem olsa en fazla çadırın dışına çıkacağım. Kendimi güvende hissediyorum. Güvende. Hayır, bina üzerime çökmeyecek. Evet, o güvenlik hissini yaşadıktan sonra tatmin oldum, onu fark ettim. Aşama aşamaymış sanki. Evet. Onu yaşadıktan sonra eve çıktık. Ve eve çıktıktan sonra bir süre çocuklarla işte salonda hep beraber uyuduk. Hep beraber bir arada olma bu defa, onları da koruma duygusu. Zaten istesen çoğunlar sizden ayrılmaz hocam. Ayrılmıyorlar. Evet. Bu süreçte ayrılmıyorlar. Evet. Ondan sonrasında da bir süre sonra o güvenlik hissi şu bu geçtikten sonra şey geldi. Bulunduğum yerde bir boşluk hissi. Tatmin olmayan bir boşluk hissi, bir duygusal boşluk. Onu sorguladım. Bu ne? Hissettiğim ne? Ait olma. Aidiyet duygusu yok. Nazan niye burada böyle hissediyorsun? İşte bir çatın var, aşın var. Çoluk çocuğun yanında aidiyet duygusu yok. Doğduğum, büyüdüğüm toprakları hiç olmayacak anormal koşullarda bırakıp gelmişim ve kendime ait hissedemiyorum. Hani gezip gitmişizdir, tatillere gitmişizdir, dolaşmışızdır hepimiz iyi kötü bir yerlere. Ama bu şekilde gitmek aidiyet duygumuzu yok etti ve bir an önce gelip bir yerlere ait olma duygusu hissettim. Arkadaşlarla bunu konuştuk. Hatta arkadaş dedik ya ben diyormuşum ya Maslow'un güvenlik ya ne kadar saçma bir madde ya bu güvenlik ihtiyacı. Yani onlar hep bir araştırmadan, evet, sonra çıkan sonuçlar onlar. Evet. Bunu siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum. Bendeki etkisi böyle oldu. Hocam çok doğru. Yani şu an aidiyet duygumu Adıyaman'a gelip sanki böyle biraz tatmin etmeye çalıştım. Tabii çok doğru söylüyorsun hocam. Mesela şimdi çoğu il dışına gitti ve çok insanla il dışında. Ben şu an 22 ilin üzerinde insanla görüşüyorum zaten. Çoğu biz buralar bize göre değil diyorlar. Evet. Çünkü orada bir an önce söylediğiniz gibi. Mesela burada sabah kahvenizi komşunuzla içiyordunuz. Yani çok özür dilerim, bölüyorum bu arada. Mesela arayan arkadaşlarım, işte herkes bir yerlere savruldu yaprak dökümü gibi. Ailemin her bireyi bir yerde. Mesela arkadaşlarla konuşuyorum. Sırf böyle konuyu değiştireyim, morali bozulmasa, o ağlama geçsin artık biraz iyi olsun diye diyorum ki en çok neyi özledin diyorum Adıyaman. Hadi onu söyle bari. Ya diyor arıyordum ya, hadi gel bir kahve içelim. Ben geleyim bir kahve içeyim. Ya ne kadar değerliymiş, ne kadar güzel yaşıyormuş. Yani bir kahve içmenin ne kadar kayıtsız ve kaygısız bir şekilde bir çatı altında bir kahve içebilmenin ne kadar büyük bir konfor olduğunu hissettik. Hocam gerçekten onu geçen ben de bir yerde söyledim. Biz 5 Şubat'ta çok iyi yaşıyormuşuz. Bizim annemizin evini taşıyoruz. Taşırken karşıda fırın var, gittik. Bir bayan geldi, lahmacun aldı gitti. Onu bile özlemişiz hocam ya. Değil mi? Fırından lahmacun alıp eve götürmeyi özlemişiz. Evet. Gerçekten yani bunlar zor bir şeyler. Yani şunu demek istedim hocam, bir başka yere gittiğinde Adıyaman gibi olamazsın, yaşayamazsın. Çünkü yaşayamıyorsun. Çünkü kültür farklı, gelenek farklı, çok şeyler farklı. İnsan her zaman şurasında bir Adıyaman sevdası, evet, var ve zaten onun bir için... Bir de
Diyelim ki tayin istediniz, gittiniz veya işte yerleşmek istediniz. Keyfi gidince önceden bir ön hazırlık yapıyorsunuz ruhunuzda, kalbinizde. Geleceğinizi biliyordunuz hocam. Evet. Diyorsun işte gideceğim oraya yaşayacağım ama hani tercih ettiğim için orada yaşayacağım. Geri gelirim, memleketim burada duruyor. Gitme şekli bu hüznü belki bu kadar yarattı. Zaten burada gidiş sebebi hocam belli. Zaten insanlar buradan ev kaçar olmadığından gibi. Kaçarak evet. gittiler. Evet. Zaten ilk günü evet. biliyorsun arabalar şöyleydi. İnsana evet. ulaşamıyor. Küçük bir kıyametti. Aslında felaketi çünkü. İnsanlar giderken acısını geride bırakarak gitti. Evet. İnsanlar giderken işte kayıplarını bırakarak gitti. Gitmek evet. zorunda kaldılar. Gidenlere niye gittin demiyoruz. Onlar da haklılar. Çünkü evet. kalacak yer yok, yatacak yer yok, yemek yok, içecek yok, su yok. Bunu evet. hepimiz yaşadık. Çok çok kötü bir histi. Hiç unutmuyorum. Ama bunu sürekli de mesela arkadaşlar bir araya gelip aslında bunu çok konuşmamak lazım. Tabii. Artık tutunmak birbirine. Bunu sürekli gündeme birbirine. Getirmemek evet, lazım. Evet. Çünkü bir önce anlattım ya travma, duymak bile travma. Ben Ankara'ya gittim. Sağ olsun psikiyatri sahibi, klinik sahibi, annesi geldi. Bizle tanışmak istedi. O bile travma olmuş. Travmatize olmuş. Yani evet. bunları duyunca ağladı benim yanımda. Evet. Yani bence çok. Bunları aslında çok konuşmamak lazım. Evet. Bu nasıl önümüze bakmak lazım. Ne yaparız, ne deriz, adama nasıl ayağa kaldırırız onu konuşmak evet. lazım. Peki şöyle bir şey var. Artçılar durmadı. Artçılar devam ediyor. Sadece Adıyaman için değil birçok yerde, işte Hatay için, Maraş için değil birçok yerde artçı depremler devam ediyor. Artçıların devam etmesi bu ruhsal durumları tetikliyor mu? Tetikliyor. Tetikliyor, devam ettiriyor. Çünkü geçen 5 şiddetindeki depremde evet. insanlar diyor ki dışarıda yattılar o gece. Aynen diyor ki biz diyor dedik kıyamet kopuyor ya da şöyle oluyor öleceğiz, biteceğiz. Hocam çünkü... işte buradaki farkı söyleyeyim size. Şimdi insana bir 6 Şubat'ta 4-17 bir deprem yaşadı. Evet. Gördü, bir şeyi gördü. Evet. Şimdi bundan önce deprem... Sonuçlarını gördü. Tabii, bundan önce depremi yaşıyorduk ama unutup gidiyorduk 5 dakika evet. sonra. Bunu gördü. Bunu gördüğü için, olumsuz bir olay gördüğü için bu artçıların aynı olay olacakmış evet. gibi... Biraz sonra ona dönerse, tabii, onun devam yolu ederse. Diye onu otomatikmen yani tetikliyor. Evet. Peki Çetin Hocam, birçok kişi kalıcı, yani gidenler evet geçici gidenler oldu ve geri döndü. Barınamayıp ekonomik koşullardan dolayı, aidiyet duygusundan, işte çeşitli nelerden geri dönen çok oldu. Ekonomik koşullar da çok etkili oldu. Şimdi ve tayin isteyen memurlarımız çok oldu. Tayin isteyen memur arkadaşlarla görüştüğüm kadarı ve resmi rakamlara göre de başvuruların tayin için başvuran birçok kişi dilekçeyle durdurmuş tayinlerini ve geri Adıyaman'a dönmek istiyor. Evet. Neden? Çünkü Adıyaman artık yavaş yavaş ayağa kalkmaya başladı düşünüyor. Artık geri gelince kalabileceği bir yer bulmaya başlayacağını düşünüyor. Ve bir de orada yapamadıklarını gördüler. Gelip burada birilerinin tutulmak istiyorsun. Tabii, yani orada yapamadıklarını. Orada yalnız hissettiler kendisini. Evet. İşte güvenlik var ya, güvenlikten bir tanesi orada şimdi insanlar dışarı evet. çok güvenli değil. Şimdi mesela sizden başta Adıyamanlısınız. Başınıza bir olay gelse, hiç kimse olmasa bir arkadaşım ararım diyorsunuz. Evet. Orada kimse arayamazsınız. Şimdi ben orada şunu hissettim. Sağ olsun ben gerçekten Mersin halkı için, yani sadece Mersin'de, orada yaşayan kozmopolit bir kent biliyorsunuz. Orada yaşayan herkes bir aile hissi uyandırdı bize ve bize o anlamda sahip çıktı. Fakat ben bir süre sonra insanlara sorunumu anlatmak istemedim. İçeride yaşadığım o ruhsal çöküntüyü anlatmak istemedim. Çünkü insanlar artık ona sıkıldığını düşündüm. Hani işte sürekli acından bahsetmek, acından besleniyor gibi görünmek, bunlar da insan. Çünkü insanlar senin kadar derin yaşamadığı için bir süre sonra normal hayatına devam etmek istiyor. Fakat etrafında sürekli mızmızlanıp ağlanan aynı şey için birilerini istemiyorlar. Şimdi burada olunca sen diyorsun gidip orada benim halimden an, diyor ki işte affedersiniz eşekten düşmüşün halinden eşekten düşmüş anlar derler evet. ya onun gibi, yani dişin ağrırsa dişini ağrıyan insan seni anlar. Herkes işte bir arıyor, biz çünkü birbirimiz bir sorun yaşayınca birbirimizi arıyoruz. Hatta evet. oralarda bile bana arkadaş arıyor, diyor ki Nazan ya ben burada bunu hissediyorum, tutunamıyorum diyor, sen ne hissediyorsun, dönmeyi düşünüyor musun? Şimdi bunlar aslında grup terapisi çok iyi bir şey. Evet. Mesela aslında ben yani bir yerde oluşturursa grup terapi istiyorum, yapayım. Depremizleri almak istiyorum. Çünkü ben bağımlılıkla böyle çalıştım. Yani bende bu sorun varsa onda da o sorun var deyince kabulleniyor. Ha bu bende evet. tek sorun değil. Onun için grup terapi bu yönde çok iyi. Evet, etkili oluyor. Tabii çok etkili oluyor. Bu yönde çok iyi. Şimdi hocam size Mersin'e gittim dediniz ama siz de bence Mersin'de boş durmadınız. Bence yeni bir alanla başladınız diye konuşmalarımızı evet. öyle söyledim. Bir seramik işine girmişsiniz. Evet. O nereden aklınıza geldi hocam? Aslında çok güzel bir şey. Biz insanlara böyle sosyal bir şeyler tavsiye ediyoruz. Yani bir evet. Eğer bayansa nakış işleyebilirse nakış işlesin, resim yapabilirse resim yapsın veya uğraşabileceği bir şey varsa uğraşın diyoruz. Çünkü biraz ona düşüncesi dağılır.
Siz de çok güzel şeyler Çetin yapmışsınız. Çetin Hocam, zaten sizinle tanıştığımız günden beri hep söylüyorsunuz işte, hep siz bir insanın, bir bireyin, kadın veya erkek işte kendi yetişmesi, daha iyisi için çabalaması konusunda destekliyiz ve bana da çok desteğiniz olmuştur. İşte hocam şuna da yap, şuna da başvur. Üniversiteyle başlattık hocam. Aynen, sürekli böyle konuşursunuz. O var zaten. Ben buradayken çini ve seramik eğitimi alıyordum. 3 yıl almıştım. Şimdi Mersin'e gittiğimizde benim çocuğumun iğnesini yapmak için okulun önünde her gün bekliyorum böyle. İşte 12'de veriyorum çocuğu okula. 2'de iğnesini yapmam gerekiyor. 2'de iğnesini yapacağım. Bu defa 4'e kadar bekleyip ölçümü yapılması gerekiyor. Ve o süreç içerisinde arabada bekliyorum, üzülüyorum, ağlıyorum kendi halime. Ama ondan öncesinde bir atkı ördüm böyle uzun kızıma. O biraz iyi geldi. Ama dışarı çıkmak biraz, hani senin aynı acıyı yaşamayan birilerini de görmek lazım. Yani hayatın normal devam ettiğini görebilmek için. Sonra çocuğumu beklerken baktım işte orada kadınlar bir şeylerle uğraşıyor, bir şeyler yapıyorlar, ediyorlar. Ne acaba, gözlemledim filan. Önce çünkü acıma o kadar odaklanmışım ki göremiyorum. Sonra anda kalmaya çalıştım, hani etrafımı fark etmeye. Çiçekleri, böcekleri, zaten bir hayranlığım var çiçeklere. Onlara gözlemlerken onu gördüm ve sonra gidip konuştum. Onlar da sağ olsunlar Yıldız Hocama ve bütün arkadaşlarımıza buradan sevgi ve selamlarımı iletiyorum. İnanılmaz destek çıktılar. Biz bir aileyiz, bunu beraber atlatacağız, senin yanındayız, endişelenme dediler. Beni aralarına aldılar ve orada seramiğe devam ettim ve bana inanılmaz katkı oldu. Hem seramik alanında kendimi geliştirdim ve hem duygusal anlamda acımın üstesinden gelmeyi öğrettiler bana. Onlar da bizim kadar derin yaşamasalar bile orada da çok sarsıntı hissedildiği için onlardan bile panik atak ve kaygı bozukluğuyla evlerine çıkamayanlar vardı. Birbirimizin yaralarını sarmayı öğrendik. Evet, belki gülerken bile içimizde bir hüzün vardı ama evet, hayata tutunabiliriz ya. Evet, yaşanabilir artık. Devam edebiliriz. Çünkü ben hep diyorum işte, kuldan gelmesin, haktan gelsin. Haktan gelmiş, yapacak bir şey yok. Artık kabule geçip bundan sonrası için ne yapabiliriz diye düşünmemiz lazım. O yüzden bana seramiğin çok katkısı oldu ve gerçekten tavsiye ediyorum. Yani bir şeyle meşgul olmak, İlk defa 2-3 yani deprem boyunca ilk defa 1-2 saat boyunca deprem konuşmadım. Deprem düşünmeden bir şeye odaklandım. Çünkü şey başlamıştı, konuşacağım cümleyi unutuyordum artık depremden dolayı yaşadığım stres. Unutkanlık başlamıştı, yapacağım şeyi unutuyordum. Yiyeceğim yemeği unutuyordum ve kendimde değildim. Hani çocuğum yanımda ama çocuğumu göremiyorum, böyle bu şekildeydi. O sayede odaklanmayı öğrendim. İşte farkına varmayı öğrendim, anda kalmayı öğrendim. Bana çok katkısı oldu, öyle diyeyim. Bir şey söyleyeyim, şimdi bunu biz istiyoruz. Yani diyoruz ki bir uğraşla bulunun. Çünkü siz o seramikle uğraştığınız zaman hocam, siz ona odaklanır. Beyin aynı anda iki şeyi düşünemez. Evet. Mesela ben bunu bir örnekle anlatıyorum. Diyorum ki mesela depresyonda bir kişi yürüyüş öneririz. Yürürken sağa sola bakarak yürüyün diyoruz. Hatta bir örneği şöyle veriyorum. Siz bir düşünceyle yürüdüğün için, sürekli aklında düşünceler olduğu için o anda orada bir trafik kazası oldu. Siz nereye odaklanırsın diyorum, diyor trafik kazasına odaklanır. Evet. Çünkü otomatik o düşünce gidecek, bu sefer kazaya odaklanacak. Yani beyin aynı iki şeyi düşünemiyor. Şimdi bir alışkanlığı hocam sürekli yaparsanız bu iyi veya kötü bir alışkanlık. Evet. Sizin devamınız olacak. Değil mi? Yaşam şekliniz oluyor. Tabii yaşam şekliniz oluyor. Ya yani, acıdan beslenip öyle bir hayat tercih edeceksiniz. Yani şimdi diyelim kötü tarafı seçtiniz, sürekli kötü işler yapıyorsunuz. Evet. Ona bağımlı olacaksınız. İyi işler yapıyorsunuz, ona bağımlı olacaksınız. Yani yaptığınız iş sizin yönünüzü belirleyecek. Evet. Bu bir bağımlılık olacak. Yani şimdi sürekli buna çalışsanız. Şimdi mesela bu seramiği yaptınız. Bir de güzel bir şeyler çıkarınca insan mutlu oluyor. Evet, mutlu oluyor. Bir de sağdan sola ne kadar güzel yapsın deyince daha da mutlu oluyor. Çünkü beyniniz o anda depremi düşünemiyor. Çünkü siz oraya gidiyorsunuz 2 saatte diyelim, 1 saatte. Evet. 1-2 saatte bir şey çıkarmanız lazım. Evet. Biz mesela böyle insanlara şey diyoruz. Eğer yapamıyorsa, düşünce devam ediyorsa düşünceni ertele diyoruz. Evet. Nasıl ertele? Ben işe gideceğim, 2 saat boyunca şu seramiği yapacağım, sonra düşüneceğim. Çünkü beyin o anda insana oyun oynuyor. Evet. Diyor ki işte bak deprem oldu, şöyle oldu falan. Düşünce geliyor olsun düşünce. Biz de diyoruz ki öyle bir düşünce geldiği zaman beyin size oyun oynadığı için siz de beyine deyin ki, örnek diyelim. Ben şu seramik işini yapacağım, 1-2 saat çalışıp sonra seni düşüneceğim. Evet, öteliyorsunuz. Öteleme yapıyorsunuz ve gerçekten bundan çok güzel sonuçlar alıyoruz. Evet. Benim de çiçeklere dedim ya hayranlığım var. Evet. Evimin her yerinde çiçek ve kitap vardır, böyle mum ışığı falan. İlk mesela çiçeklerime çok üzüldüm ya, dedim düşen saksı, o kırılan saksıya bile üzüldüm, ona bile oturup ağlıyordum. Sonra düşündüm, baktım, aa evet, burada ne kadar güzel çiçekler var dedim Mersin'de. Aa, rengarenk çiçekler, ağaçlar, tek tek belki oradaki her detayı, her yeşilliği, her çiçeği inceledim Çetin Hocam. Ve hakikaten tabiat çok çok güzel. Bir şeyin farkında olmak ve bir şeyin farkına vararak yaşamak tutunmanız için güzel bir gerekçe oluyor.
Hocam üzüldüm dediniz şeye, kırılınca vazoya. Evet. Ben Ankara'ya gittim, Ankara'da boştum. Seminerlere falan da katıldım. Deprem bölgesinde çalışan bir doçentle tanıştık. Hatta niye Adıyaman'a gitmediniz dedim. Onlar Hatay'a gelmişler. Hocam dedi, ben bir şey fark ettim. Onları görünce dedi, ben boş şeylere çok üzülüyormuşum dedi. Evet. Gerçekten bu deprem bize bunu da öğretti. Biz boş evet. şeylere çok üzülüyormuşuz. Gerçekten öyle. Mesela bir tabak diyorsunuz, örnek bunu verdiği için evet. söylüyorum. Şu anda binlerce tabaklar evet. gitti. Evet, gerçekten yani öyle. İnsanı aslında şunu öğrendim, bazı şeyleri boşu boşuna düşünüyormuşuz. Gerçekten öyle. Hele şu Adıyaman'a girerken karşılaştık, size söyledim. Gölbaşından girdim, böyle her yer işte çadır, konteyner. Ve her yerde enkaza ve o metal yığınılan, işte enkazlar toplanmış, boşaltılmış ve oraya bakıyorsun, eşyalar, her şey enkazın içinde ve ne hayatlar yarım kaldı diyorsun, ne yaşanmışlar, ne anılar vardı orada, ne sohbetler edildi, ne çaylar içildi ama hepsi yarım kaldı diyorsun. O kadar hüzünlü ki işte gerçekten somut anladık, o maddi şeyler, her şey, hep maddiyat insanı getirmiyor ama insan maddiyatı getirebiliyor yani. Doğru. Veya işte fincanın yok o an, pet bardakta da içebiliyorsun. Musluktan da elini tutup su içebiliyorsun ama o hayat gitti mi onu telafi edemiyorsun. Böyle yani sahip olduğumuzun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Gerçekten sahip olduğun kıymetini bilmemişiz. Yani her boşa giden zamanın, boşa gittiğimiz işte yediklerimizin falan, biz bir radyo söyledim ya, lahmacun bile özledik. Değil mesela. Mi? Evet. Benim kız diyor ki pideyi o kadar özlemiş o Adıyaman pidesini. Evet. Şimdi Çetin Hocam birkaç sorum var ama süre yettiği kadar soracağım. Şimdi bölgede duyduğum kadarıyla işte psikologlardan, avukatlardan aile içi şiddet, geçimsizlik evet. ve boşanma oranları ve bu anlamda karar verme, veremem, arada kalma çok yüksek. Ki daha önce de bunlar hep konuşuyordu programlarda, işte konuk alırken uzmanları. Ve şu süreç daha da arttırdı. Bunu nasıl açıklarsınız? Nedenleri nelerdir? Neler yapılabilir? Hemen karar verip boşanmak doğru mu? Bu süreçte ne kadar doğru? Şimdi hemen karar verip boşanmak aslında bu süreçte doğru değil ama insanlar her şeyini kaybetti. Evet. Kaybedince şu anda daha iyi zamanımız diye düşünüyorum. Çünkü niye? İşte konteynerde kalıyorlar veya çadırda kalıyor. Elektrik sorunu yok, şu yok, erzak geliyor, bazen yemek geliyor. Yavaş azalıyor ama sorunlar ileride daha çok çıkacak. Çünkü insanlar para da kalmadı, iş yeri de kalmadı. Daha sonra şimdi ne yapıyor? Bu sorunlar varken öfke patlamaları, işte evim yıkıldı şu, öfke patlamaları aile şiddete dönüyor. Aile şiddetten boşanmalar artıyor. Çünkü evet. siz şu anda öfkeli, sinirli olsanız öfkenizi kimden çıkarabilirsiniz? En yakının kimse. Eşinizden ve çocuklarınızdan. Bizlerden çıkaramazsınız. Çünkü çevrenizde onlar var. Bundan dolayı patlamalar başladı, boşanma da artmaya başladı. Gerçekten artmaya başladı. Biz de duyuyoruz. Evet. Ve ben Ankara'da çalıştım, Esamur'da çalıştım, çiftlerden biri de zaten Ataylı çifti, boşanacaklardı diye geldiler. Evet. Yani deprem yaşamışlar, evlerini kaybetmişler, enkazdan çıkmışlar boşanmak için. Evet. Bence bu süreçte biraz ertelesinler bu sonuçları. Evet. Yani bu süreci bence ertelesinler, acele boşanmasınlar. Anlatabildim mi? Evet, en azından şu bir 6 aylık işte ya da 1 yıllık süreç tabii. geçene kadar. Ama böyle bir sıkıntı varsa bir aile danışmanından, bir psikologdan destek alsınlar. Evet, bunu başarabilirler. Terapi almak lazım, evet. Bunu başarabilir, başarma diye bir şey yok. Bazen biz şey yapıyoruz, lafınızı bölüyorum ama tek taraflı bakıyoruz. Mesela ben çocuğumla ya da arkadaşımla sorun yaşarken kendi cephemden bakıyorum. Arkadaşım, karşındaki muhatabım kendi cephesinden bakıyor. Ama dışarıdan bir bakış her ikimiz adına bakıp bakmadığım tarafı bana gösterebilir ya da karşıya gösterebilir. Önümüz gösteriyor. Bir örnek vereyim size. Çalışan bir çiftten örnek vereyim. Şimdi mesela yaklaşım çok önemli hocam. Yaklaşım çok önemli. Mesela ben erkeğe dedim ki işte hocam sorun yaşıyoruz falan, işte hiçbir şey yapamıyoruz, kahve içemiyoruz falan dedim, yaklaşım çok önemli. Hatta bir yaklaşım şöyle yap bir dene dedim. Nasıl dedi hocam? Eşin en son kahve ne zaman içtiniz dedim. Bir hafta önce içtik dedi. Dedim ki yaklaşımı şunu yap. Canım benim. Yani genelde erkekler neyse hadi git bir kahve yap gel derler değil mi? Evet. Yani bayana mecburmuş gibi yapar gelir. Ama onu biraz farklılaştırırsak aslında söylem çok farklı. Yani evet. söyleme bile insanı çok hatta tatlı. Söylemeden söylemeye tabii, fark tabii. var. Tatlı değil lan deliğinden çıkar diye bir söz var. Evet. Dedim eşine de ki canım benim bak bir hafta önce sizinle bir kahve yapmıştık hatırlıyor musun? Yapmıştım. O kahve mükemmel çok güzeldi ya. Tadı damağımda kaldı. Evet. Ondan bir daha yapar mısın? Evet. Deyin dedim. Dedi bir hafta sonra görüşmeye geldi. Ne yaptınız dedim. Hocam dediğini söyledim. Hanım uçtu gitti dedim. Bakın yani güzel bir söz. Üslup o kadar önemli evet. ki Çetin Hocam. Yani sadece yaklaşım. Karşı cinsel ilişkide tabii, değil. Tabii. Çocuğunla, arkadaşınla, eşinle, dostuna, çalışanınla,
personeline ya da işvereninle, işçisiyle, herkesle aslında üslup çok çok önemli. Gel demek de gelir misin demek çok farklı. Kesinlikle, kesinlikle. Bunu ben hatta yaşadım. Hep ben zahmet olmasa şunu yapar mısın? Zahmet ol bunu. Benim işte yeğenim vardı bir gün. Ya yapar mısın filan. Dedi ki teyze kapak isteyeceksin tencerenin kapağını. Niye hani rica etsem diyorsun filan. Ama diyorum ki onu ver demek hayır, rica etsem verir misin demek. Sen hangisinden hoşlanırsın? Hakikaten o üslup çok önemli. Evet, bu süreçte de bence ailelerin karı koca birbirine destek olmaları lazım. Bu destek ayrıca. Çünkü çocuklar da varsa çocuklar da sorun yaşıyorlar. Yani bu süreçte annenin babanın ayrılması da ayrı bir travma yaratabilir çocuklarda. Yani anne baba orada kolon depreminden çıkmışken kolonlar, o kolonları yıkmayalım, zarar görmesin. O çatı olması için, o evin ev olabilmesi için o kolonların sağlam durması lazım bu süreç içerisinde. Bunu söylüyoruz ama gerçekten sorun devam ediyorsa da, kendilerine ve çocuklarına zarar verecekse de ayrısınlar. Tabii ki yani sonuç uzatmaya gerek yok. Evet. Yani eğer bir arada olmaları da travmaya neden oluyor. Tabii yani çocuklar mesela sınav hazırlanamıyorsa, bir sorun yaratıyorsa örnek diyelim. Veya diyelim ki çatışmalar devam ediyor. Hatta ben hep şunu söylerim. Karı koca çift çalıştığım zaman birbirinizi boğacaksanız bile gidin başka yere yapın derim. Değil. Ama şu anda öyle bir ortamda kalma. Çadır ve konteyner olduğu için başka bir oda da çok yok. Onun için çocuklar yanında bunları yapmasınlar. Evet. Mutlu yuvada büyüyen bir çocuk evli de ileride mutlu olur. Mutsuz yuvada büyüyen bir çocuk araştırma da bunu hep gösteriyor ve bunu ispatlıyor. Evet. Peki Çetin Hocam, programın sonuna geldik. Son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi Adıyaman'ı tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz. Hepimizin niyeti bu ve bütün deprem bölgelerindeki bütün insanların niyeti bu. Ayağa kalkmak için sosyalleşmek önemli mi? Şimdi biz geliyoruz, ben geldim mesela, her yerde konteyner, her yerde enkaz, ağır hasarları şu an yıkmaya başlamışlar. Onları görüp çok üzülüyor. Ama dediğim gibi bir dost sohbetini, bir iletişimi görünce motivasyonum artıyor. Evet, olabilir diyorum. Mesela şu an bir çadırda yayın yapıyoruz. Evet, yayınımızı yapabiliyoruz hala. Çok daha iyi olabilirdi, çok daha iyi de olsun. Ama imkansız diye bir şey yok. O yüzden sosyalleşmek önemli bizler için. Çünkü dedik ya, hep psikolojik sorunlarından bahsettik. Bize yarattığı etki, bunları atlatmak için ve sosyalleşmek, bize destek olmak etkili olur mu acaba? Tabii hocam, sosyalleşmek çok iyi. Geçen gün bir yine burada yayın yaptık. Yayından sonra bir arkadaş hocam bir kahve içelim dedi. Yani alışveriş çok kafede kalmadı ama bir kafeye gittik. Ana baba günü dolu. Ben çok mutlu oldum. Değil mi? Niye mutlu oldum? Ya insanlar bir şey istiyor artık. Evet. Yani sosyalleşmek hayat için. Hayat devam etsin diyorlar. Hayat devam etsin istiyor. İş yerleri açılsın. Evet. İş yerleri açsın. Okullar açılması çok güzel. Çünkü çocuklar okula gidip gelince en azından değişik bir ortam oluyor. Deşarj oluyorlar. Tabii deşarj oluyorlar. Arkadaşlarını görüyorlar. Çünkü çocuk evde kalacak sürekli veya çadırda kalacak. Sürekli işte ne oldu, ne olacak, deprem olacak, onunla uğraş. Sosyalleşmek her zaman güzel hocam. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim sanırsam hocam. Programımız bitti. Şimdi çadırda olunca çok iletişimimiz de olamayalım arkadaşlarla. Haftaya aynı günde aynı saatte demek isterdim ama inşallah en kısa zamanda bugünlerimiz de gelecek. Böyle tekrar bir araya gelelim, yine bir açılış yapalım Çetin Hocam. Olur hocam. Adıyaman için elimizden geleni yapalım. Herkes elinin gücünün yettiği, dilinin döndüğünce elini taşın altına koysun. Bence siz ne söylemek istersiniz son olarak? Hocam, elini taşın altına koyuyorsunuz. Mesela kısa günlük için geldiniz, bileme bir program yaptınız. Yani hocam neler anlatabiliriz dedi. Yani herkes kendi çapında zaten Adıyaman için bir şeyler yapıyor. Yapması da lazım. Ben bir psikolog olarak Adıyaman'dayım. Adıyaman'da kalıyorum. Adıyaman'da kalmaya devam edeceğim. Adıyaman düzenine kadar buradayız. Yine belki benim klinik yok şu anda. Klinik orta hasarlı. Eşyamı boşalttım. Çalışmaya devam ediyorum. Online çalışıyorsunuz. Tabii online çalışıyorum. Telefonla. Ve yine söylüyorum. Burada yayınlısı aracı da söyleyeyim. Ben depremden ücret almıyorum. Bana ulaşabilirler. Sosyal medyadan psikolojetin Instagram adresine ulaşabilirler. Bana ulaşsınlar. Ben ücret almadan destek sağlıyorum. Hatta bir tane haftada biriyle görüştük. Beni aramıştı. Ücret hayır almıyorum diye şok oldu. Almıyorum. Depremde almıyorum zaten. Evet. Çok sağ olun. Yani emeğinize sağlık. Evet, bu hocam. İyi ki varsınız. Ve bir de hocam şu anda ben yani Hatay'dan ulaşıyorlar bana. Elbistan'dan ulaşıyorlar bana. Yani bir vesileyle duyuyorlar. Evet, arıyorlar. Evet. Ben işte diyorum ya, 307 insan oldu şu ana kadar bu itibariyle. 22 ili açtık. 22 ildeki insanlara görüşüyoruz. Evet. Allah bir daha bu acıyı göstermesin diyoruz hocam. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşamayız. İnşallah. İnşallah bundan sonra Adıyamanımız yine Adıyaman olarak devam eder. Herkes bir araya gelir. Yine dostuyla, akrabasıyla hep beraber bir arada olur. Çok güzel görürüz diyoruz. Ben de size çok teşekkür hocam. Bizi yayına davet ettiğiniz için. Teşekkürler. Çok sağ olun. Tekrar dediğim gibi görüşmek üzere. Gün bireysel düşünme günü değil sevgili izleyiciler. Gün toplumsal düşünme günü, birlik beraberlik, bir arada olmayı düşünme günü, birbirine destek olma günü.
bazen birimizin hatırını sormak, bir kahveye çağırmak, kahve içme ortamı ya da pet bardakta bir su içmek bile, onu dinlemek bile belki o an onun ihtiyacı olduğu, çok zor durumda olan bir insanın ihtiyacı olduğu şeyi ona vermektir. Herkes elinden geleni umarım yapar bu süreçte. Hepimiz yapalım elimizden geleni. Daha güzel günlerde çok 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 güzel yayınlar yapmak dileğiyle. Şimdilik bu akşam iyi akşamlar diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere.